Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin tarafından 1922 yılında yazılmış bir romandır. Türk Edebiyatı'nın en çok sevilen klasik eserleri arasında yer alır. Ağırlıklı olarak Anadolu'da geçen ve arka planda Osmanlı'nın son yıllarını anlatan bir romandır. Kitabın son kısmı hariç, ki bu bölümde dışarıdan bir gözlemcinin anlattıklarıdır, romanın ana kahramanı Feride'nin hatıra defteri şeklinde yazılmıştır. Eser, Cumhuriyet öncesi ve sonrası ilk yıllarının sosyal hayatını ele alması bakımından da önem taşımaktadır. Romanın final yılları, Kurtuluş Savaşı yıllarına denk gelmesine rağmen roman, savaş döneminin yansımalarını özellikle es geçen bir tutumla yazılmıştır. Çağına göre iyi eğitimli olan, modern düşünen, davranan, buna rağmen Türk kızı kimliğini ve özelliğini yitirmeyen Feride'nin toplumun genel eğilimleriyle çatışması romanın hareket noktasıdır. Toplumun kanıları, yargıları, tutum ve davranışlarıyla çelişen afacan ruhlu Feride'nin masum aşk macerası ve geri kalmış toplumsal yapı içinde tutunma mücadelesi eserin temasını oluşturur. Roman anlatım yönünden iki farklı teknikle yazılmıştır. Bu anlamda final bölümüne kadar romandaki anlatıcı Feride'nin kendisi ve günlüğüdür. Bu yönüyle final bölümüne kadar roman günlük tekniği kullanılarak anlatılır. Final bölümünde günlük tekniğinin yerine gözlemci anlatıcı devreye girerek final bölümü verilmiş olur. Peyami Safa'nın şaheserlerinden 9. Hariciye Kovuşu, Türk Edebiyatı'nın insan ruhunun derinliklerinde ve labirentlerinde dolaşan ilk romanı olması ve hasta bir insanın ve onun psikolojisini ele alması bakımından önemli bir yere sahiptir. Peyami Safa'nın şaheserlerinden 9. Hariciye Kovuşu, Türk Edebiyatı'nın insan ruhunun derinliklerinde ve labirentlerinde dolaşan ilk romanı olması ve hasta bir insanı ve onun psikolojisini ele alması bakımından önemli bir yere sahiptir. Birçok araştırmacı ve yazar tarafından Türk Edebiyatı'nda bir ilk kabul edilen 9. Hariciye Kovuşu, Tanpınar'ın dediği gibi acının ve ıstırabın yegane kitabı olarak hem kemiyet hem de keyfiyet bakımından başka hiçbir eser olmasa da Türk romanının var olduğuna delil gösterilebilecek kudrette bir eserdir. Romanın genç kahramanı, ayağındaki rahatsızlıktan kurtulabilmek için sayısız doktora görünür ve en nihayetinde havadar bir ortamda stresten uzak bir istirahat dönemi geçirmesi gerektiğine ikna edilir. Ancak gerek akrabaları olan bir paşanın Erenköy'ündeki köşkünde misafir kaldığı dönemde, gerekse kendi evi ve hastaneye gidiş gelişlerinde şuurunu adeta bir facia atmosferinde yoğurur. Peyami Safa'nın çocukluk ve gençlik dönemlerinden fazlasıyla izler taşıyan roman, hem umudu ve umutsuzluğu hem de sevinci ve felaketi aynı sayfalara sığdırabilmiş olması bakımından insanın eşsiz bir tarifini sunuyor. Dünyada hepimiz sallantılı, korkuluksuz bir köprüde yürür gibiyiz. Tutunacak bir şey olmadı mı insan yuvarlanır. Tramvaydaki tutamaklar gibi. Uzanır tutunurlar. Kimi zenginliğine tutunur, kimi müdürlüğüne, kimi işine, sanatına. Çocuklarına tutunanlar da vardır. Herkes kendi tutamadığının en iyi, en yüksek olduğuna inanır. Gülünçlüğünü fark etmez. Kağızman köylerinden birinde bir çift öküzüne tutunan bir adam tanıdım. Öküzleri besliydi. Pırıl pırıldı. Herkesin, Veli Ağa'nın öküzleri gibi öküz yoktur demesini isterdi. Daha gülüşleri de vardı. Ben, toplumdaki değerlerin ikiyüzlülüğünü, sahteliğini, gülünçlüğünü göreli beri gülünç olmayan tek tutamağı arıyorum. Gerçek sevgiyi. Bir kadın. Birbirimize yeteceğimiz, benimle birlik düşünen, duyan, seven bir kadın. Yusuf Atalga'nın Aylak Adamı, yayınlandığı günden bu yana edebiyatımızın en sevilen, üzerinde en çok tartışılan romanlarından biri oldu. Roman, 60'lı yılların başında bizimle birlikte tüm dünyada da konuşulmaya başlanan kentli aylak aydın bireyi konu alıyordu. Bugün artık çağdaş klasiklerimiz arasında yer alan Aylak Adam'ın dikkat çektiği entelektüel sorunlar güncelliğini koruyor. 1959 yılında yayımlanan Aylak Adam, Yusuf Atılgan'ın ilk romanıdır. Yapıtta, bütün değerlerini yitirmiş, dayanacak bir şey arayan, tedirgin, miras yedi bir aydının yaşamı anlatılır. Kurtuluşu gerçek sevgiyi de gören C, bilinçaltının da etkisiyle aradığı kadını bir türlü bulamaz, kurduğu ilişkiler ayrılmayla sonuçlanır.
Roman 4 bölümde gelişir. Kış, ilk yaz, yaz, güz. Yazar, toplumsal nedenlere inmeden bu nedenlerin sonucunu, belirtilerini göstermekle yetinir. Aylak adamın neden mutluluğa eremeyeceğini sezmeyi okura bırakır. Yayımlandığı yıllarda konusunun yeniliği, anlatımının kendine özgülüğü, bireyin dünyasına eğilişiyle büyük ilgi gören Aylak Adam, Yunus Nadi Roman Mükafatı yarışmasında da ikincilik kazanmıştı. Yıllar sonra 1975'te ikinci basımı yapıldı. Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk'un 1990 yılında yayımlanmış kitabı birçok dile çevrilmiş ve yazarın uluslararası boyuttaki ününü arttırmıştır. Eleştirmen, böyle bir kitabın ancak Fransızlar tarafından sevilebileceğini ve İsveçlilerin de yazara o meşhur Nobel ödülünü vereceğini dile getirmiştir. İngiliz eleştirmenin bu kehaneti doğrulanmıştır ve kitabı gerçekten de Fransızlar sevmiştir ve daha sonra yazar Nobel ödülü kazanmıştır. Romanın ana karakteri Galip, İstanbul'da yaşayan ve kimliğinden memnun olmayan bir avukattır. Bir gün karısı Rüya'nın küçük bir not bırakarak onu terk ettiğini öğrenir. Galip, eşini bulmak amacıyla sıra dışı bir eyleme kalkışır. Galip, eşi Rüya'nın bir gazetede köşe yazarlığı yapan kardeşi Celal'e kaçtığını düşünür. Bu sıralarda Celal'in de kayıp olduğunu öğrenir. Galip, kardeşi ve eşinin izini bulmak için Celal gibi yaşamaya başlar. Celal'in kimliğini ele geçirir. Bunu yaparak Celal gibi düşünebileceğini ve dolayısıyla kardeşi ve eşinin nerede olduğunu bulabileceğine inanmaya başlar. Roman, bireyin kimlik sorununu ele almasının yanında Batı ve Doğu arasında kalan İstanbul'un ve doğal olarak Türkiye'nin de kimlik sorununa değinmektedir. Kendi dönemi içindeki gerçekçilik anlayışına uygun olarak yazılmış olan Yaban'da Yakup Kadri, Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte Sakarya Savaşı'nın sonuna kadar olan sürede bir Anadolu köyünde köylüleri, köyün durumunu, milli mücadeleye ilişkin tavırlarını bir aydının gözüyle verir. Yaban için bu eser benliğimin çok derinliklerinden adeta kendi kendine sökülüp koparak gelmiş bir şeydir diyen yazar, bu romanda ortaya koyduğu birçok soruna daha sonra yazacağı Ankara'da cevap bulmaya çalışacaktır. Yaban romanı, Batı etkisindeki Türk edebiyatının milli edebiyat dönemine ait bir romandır. Romanın yazıldığı dönemde, İmparatorluk içindeki çeşitli ulusların kendi benliklerine dönme eğilimi karşısında bazı aydınlar, devletin çeşitli uluslara değil, milleti hakime diye adlandırılan asıl sahibine, yani Türk halkına dayanması gerektiği düşüncesine ulaşmışlardır. Bu düşünce, aydınların halka yönelmesine yol açmış ve bu davranışa Türkçülük adı verilmiştir. Siyaset alanındaki bu halka doğru hareketi, edebiyatta ulusal kaynaklara yönelme düşüncesinin doğmasına yol açmıştır. Bu düşünce, dilde sadeleşme, yerli hayatı yansıtma, şiirde aruz ölçüsü yerine hece ölçüsünü kullanma ve halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanma anlamında kullanılmış, bunları gerçekleştirmeyi ülke edinen edebiyata da milli edebiyat adı verilmiştir. Bu edebiyat, hikaye ve romanlarının en önemli özelliği sade dille yazılmış olmalarıdır. Bu dönemde memleket edebiyatı çığırının başarılı ilk örnekleri verilmiştir. Konular İstanbul sınırlarından çıkmış ve yurdun her köşesinden ve her tabakasından insan hayatı konu olarak alınmıştır. Bir oteli yönetmekle bir kurumu, geniş bir işletmeyi, bir ülkeyi yönetmek aynı şeydi aslında. İnsan kendini, olanaklarını tanımaya, gerçek sorumluluğun ne olduğunu anlamaya başlayınca bocalıyordu, dayanamıyordu. Ülkeleri yönetenler iyi ki bilmiyorlardı bunu. Yoksa bir otel yöneticisinin yapabileceğinden çok daha büyük hasarlar yaparlardı yeryüzüne. Defteri kapadı. Ne gereği vardı artık bunları yazmanın ya da birkaç satır yazıp bırakmanın. Çağdaş edebiyatımızın en ünlü kişilerinden Zebercet, yaşamını günlük yaşamın gerektirdiği en basit işlevlere odaklanmış biri. Görünüşüyle son derece gerçek, basit ve sıradan. Ama içimizde bıraktığı etki öyle mi? Yusuf Atılgan'ın unutulmaz romanı Anayurt Oteli, bir memleket portresi, bir mizaç izahı. Yayımlandığı ilk günden bu yana başucumuzda. Okura düşen de onu daha yakından tanımak. Yusuf Atılgan'ın bu alandaki şöhretinin hakkını verir şekilde psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık konuları başarıyla işlenmiştir. Romanda birbirine benzeyen,
geçici ilişkilerle geçen günlerle dolu. Yalnız, tek başına, küçük ayrıntıların tek düze şaşmazlığında sürüklenen bir hayatın, gecikmeli Ankara treniyle gelen, adını bile bilmediğimiz kadının otelde bir gece kalmasıyla değişmesi ve bu değişimin sonuçları anlatılıyor. Bu roman Aynı Abla 1987'de yönetmen Ömer Kavur tarafından Beyaz Perde'ye aktarılmış. Bu film de tüm zamanların en iyi 3. Türk filmi seçilmiştir. Boğaziçi'nde Melih Bey takımı diye tanınmış aileden Firdevs Hanım'ın genç ve güzel kızı Bihter, biraz müreffeh bir hayat sürmek, biraz da annesinin kötü şöhretinden kurtulmak ve ona asla benzememek için iki çocuk sahibi 40'lı yaşlardaki Adnan Bey ile evlenir. Bihter, Adnan Bey'in yalısına gelin olarak geldikten bir süre sonra kocası Adnan Bey'de bulamadığı aşkı, kocasının çapkın yeğeni Behlül'le yaşadığı yasak aşkta bulmayı dener. Ancak bir süre sonra Behlül'ün Bihter'i yüzüstü bırakarak tekrar Beyoğlu'ndaki eski sevgilisine dönmesi, ardından da Adnan Bey'in son derece duygusal kızı Nihal'le nişanlanmaya kalkmasıyla söz konusu yasak aşk bütün yalıda duyulur. Bihter, kendi kendisiyle kısa bir mücadeleden sonra annesinden, Behlül'den ve yalıya gelin olarak gelmesini bir türlü hazmedemeyen, babasını kendisinden ayırdığını düşünen Nihal'den intikam almak üzere intihar eder. Bunun üzerine Behlül kaçar, Nihal tekrar babasına kavuşur, yalının Bihter'in gelmesiyle bozulan düzenin yeniden sağlanır. Aşk-ı Memnu tefrika edildiği dönemde büyük ilgiyle karşılanmıştır. Halit Ziya Uşaklıgil'in en tanınan romanı olmuştur. Roman, yazarın en olgun eseri olarak kabul edilir ve Servet-i Fünun dönemi Türk edebiyatının şaheserlerinden biri olarak değerlendirilir. Aşk-ı Memnu romanı, Servet-i Fünun neslinin dil ve kelime anlayışını devam ettiren bir özellik gösterir. Üslup olarak yazar, kendisine has sanatlı söyleyişlerin yanında kelimeleri de en güzel şekilde seçerek anlatmak istediklerini okuyucusuna çarpıcı bir şekilde aktarır. Şiirsel anlatım üslubu, Aşk-ı Memnu'da da kendini gösterir. Yazar kelimeleri son derece güzel bir şekilde kullanmış ve duygularını çok güzel bir rahatlıkla, şairane bir üslupla kelimelere dökmüştür. Aşk-ı Memnu, geçen yüzyılın başında bir yandan alafranga bir hayata girmekte olan toplumu bu yönüyle tanıtırken, bir yandan Avrupa'da görülen ve Batı romancıların da kullandıkları soya çekim ve determinizm gibi realizmin gerektirdiği bütün öğeleri başarıyla işlemiş, gözlemleri ve ayrıntılı betimlemeleriyle Türk romanında bir dönüm noktası oluşturmuştur. Romanın kahramanı Ahmet Cemil, okulu bitireceği sırada babasını kaybeder ve kendisiyle annesinden ve kız kardeşinden ibaret olan ailesini geçindirmek zorunda kalır. Bir taraftan bazı kitapları çevirip satar, bir taraftan da özel dersler verir. Bütün bu ıstıraplı hayat şartları arasında büyük ümitler bağladığı eserini de bitirmeye çalışır. Okuldan mezun olunca gazetelere yazı yazarak hayatını kazanmak istediği için memur olmaz. Eseri basılacak, okunacak, meşhur ve zengin olduktan sonra okul arkadaşı Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi Lamia'yı isteyecektir. Bu sevdadan ise kendisinden başka kimsenin haberi yoktur. O güne kadar yaşadıklarını mavi, mehtaplı bir gecede hatırından geçirir. Sevdiği Lamia bir başkasıyla nişanlanır. Birçok dert ve sıkıntıdan sonra ölür. Ahmet Cemil'in bütün ümitleri birer birer söner. Bu olumsuzluklardan sonra Ahmet Cemil, yazdığı ve bütün ümitlerini bağladığı eserini kendi eliyle yakar ve annesini alarak bir gece İstanbul'dan ayrılır. Mavi ve Siyah, Türk yazınının ilk büyük romanlarından belki de birincisidir. Halit Ziya bu romanında dili ağırlaştırma, toplumsal sorunlardan uzaklaşma gibi nedenlerle hem zamanında hem de daha sonra kıyasıya eleştirilen Servet-i Fünun sanatçılarının portresini çizmiştir. Hem kişilikleriyle hem sanata bakış açılarıyla Türk edebiyatında özgün bir yere sahip olan bu kuşak, iyi eğitim görmüş, Batı edebiyatını ve yaşantısını yakından tanımış, hem yaşamlarında hem de sanatlarında Batı'yı örnek almışlardır. II. Abdülhamit'in uzun süren istibdat yönetimi nedeniyle kırılgan, korkak, içe dönük, karamsar, melankolik ve hayalci bir kişiliğe sahiptirler. Tanzimatçılar gibi toplumsal ve siyasal sorunlarla ilgilenmeyen Servet-i Fünuncular, sanatsal sorunlarla daha çok ilgilenmişler ve yazınsal türleri derinliğine geliştirme şansı bulmuşlardır.
Bu romanda da Halit Ziya, şiir gibi sanatsal sorunlarla yatıp kalkan bir kahraman olan Ahmet Cemil'i yaratmıştır. Bu kahraman, Servet-i Fünuncular gibi kırılgan, hayalci, korkak, içe dönük, karamsar, dış dünyanın sorunlarıyla baş edebilmekten çok uzak, baştan yenilmeye yargılı biridir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, ülkemiz insanının doğu ve batı arasında bocalamasını irdeleyen bir başucu romanıdır. Toplumumuzun bu değişme süreci içindeki durumunu bireyden yola çıkarak topluma varan bir yöntemle anlatır. Baş karakter Hayri İrdal, Muvakkit Nuri Efendi'nin yanında çırak olarak işe başlar. Saatlerle uğraşmayı seven ama bu mesleği icra etmek istemeyen biridir. Nuri Efendi'nin ölünceye kadar yanında ilmi, dini ve felsefi sohbetlerini hiç usanmadan dinler. Babasıyla tekkiye gider musiki söyler. Seyit Lütfullah'a takılır, define avına merak salar. Büyür, askere gider. Tunuslu Abdüsselam Efendi, konağın son sakinlerinden Emine'yi Hayri'ye nikahlar. Abdüsselam Efendi, ölümüne yakın, muvazenesiz masiyetler bırakınca Hayri'nin başı belaya girer. Mahkemelerde önce şahit, sonraları sanık sandalyesine oturur. Bu da yetmez, akıl hastanesine tedaviye gönderilir. Sonunda mahkemeden beraat eder, hastaneden taburcu olur ve Emine'ye kavuşur. Posta telgrafta işe girer. Emine'yi kaybeder, iki yetimle baş başa kalır. İspiritizma cemiyetinde çalışır. Sonraları buradan ayrılıp Cemal Bey'in şirketinde katip olarak işe başlar. Cemal Bey kendisini kovunca bir süre işsiz kalır. Ta ki Şehzade başındaki kahvede Doktor Ramiz'in onu arkadaşı Halit Ayarcı ile tanıştıracağı güne kadar. Halit Ayarcı, hayat hikayesini dinleyince Hayri İrdal'ı çok sever. Kafasında Saatleri Ayarlama Enstitüsü fikri peydah olur. Enstitüyü kurar ve müdür yardımcılığı görevini Hayri'ye getirir. Hayri İrdal'ın hayatı bundan sonra tamamıyla değişir. Fakirlik ve kırgınlık günleri geride kalır. İnanmadığı bu işe zoraki girmiştir. Sonuçları şaşırtıcı olunca kaygısız olmasa da bu oyunu devam ettirme yoluna girer çünkü herkes bunu istemektedir. Ve bir gün gelir Haşmetli Enstitü tasfiye edilir. Gerçekler ortaya çıkar. Ülkemizin en değerli yazarlarından biri olan Oğuz Atay'ın yazıldığı dönemde büyük tartışma konusu olmuş eseri Tutunamayanlar 1972 yılında yayımlanmıştır. Eser, bilinç akışı tekniğiyle döneme damgasını vurarak Türk edebiyatında yeni bir çağ başlatmıştır. Pek çok eleştirmen Tutunamayanları Türk dilinde yazılmış en iyi eser olarak değerlendirmektedir. Tutunamayanlar, Oğuz Atay ismiyle özdeşleşmiş bir roman olarak büyük yazarımızın hayatından izler taşımasıyla da kısmen otobiyografik bir eser olarak da değerlendirilebilir. Roman, son derece üst düzey diliyle çevirisi en zor romanlar arasında yer alır. Tutunamayanlar sadece birkaç dile çevrilebilmiştir. Het Leven in Stukken adı altında Flemenkçe'ye çevrilen eserin Hollandalı çevirmenine ödül kazandırmıştır. Tutunamayanlar, konusu itibariyle intihar eden arkadaşının geçmişini araştıran Turgut Özben'in, söz konusu arkadaşı Selim Işık'ın modern hayata neden tutunamadığını öğrenme çabasını anlatmaktadır. Romanda Turgut'un karşılaştığı her kişi Selim Işık'ı tanıyan kişilerdir ve her biri Turgut'a Selim'in farklı yönlerini aktarmaktadır.